1953 yılında Şanlıurfa'da doğar Mehmet Keskin Hoca. Babasının onu dini ilimler alanında yetiştirmek istemesiyle 6 yaşında başlar ilim yolundaki adammıştı. Disiplinli ama aynı zamanda şefkatli bir baba. Yani sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiğini hatırlatan, diğer taraftan da üzerimize titreyen bir babadır aynı zamanda. Şimdi Mehmet Keskin Hoca'nın bilgisi hakikaten derin ve geniştir. Mehmet Hoca, Urfa'nın meşhur hocalarından Arapça dersler alır. Hem medreseye devam eder, hem de okuluna. İkisini de başarılı bir şekilde yürütür. Ya hocamızın odasına gittiğimizde hiç boş durduğunu görmezdik. Kişiliği ve şahsiyeti bakımından Din İşleri Kurumu'ndaki hizmeti yani örnek alınacak bir insan diyebilirim. 1972 yılına gelindiğinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü sınavlarına katılır. Sınavı ikincilikle kazanır. Din hizmetine adayacağı ömründeki ilk görev yeri Şanlıurfa'da müftü yardımcılığıdır. Şanlıurfa'da 1953 yılı Nisan ayında doğmuşum. Babam beni okutmak, dini ilimler alanında yetiştirmek arzusundaymış. 6 yaşına geldiğimde elimden tuttu, beni Kur'an hocasına götürdü. Kur'an hocam rahmetli Hacı Rafi Görgün. Urfa'da birçok hafız yetiştirmiş bir zattı. Allah nur içinde yatırsın. Bana epey emek verdi. Derken 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş oldum. Hocam ileri görüşlü bir adamdı. Daha önceden beni okuma yazma ile aşina etmişti. Biraz öğretmişti. Okuyup yazabiliyordum az çok. Götürdü ilkokul müdürünün yanına. Bir kitap verdiler, okudum. İkinci sınıfa kaydettiler o zaman. Bir sene kazanmış olduk. Geç gidiyorum ya böyle. İşte böylelikle ilkokulu bitirdim. Sonra İmam Hatip okuluna Urfa'da kaydımızı yaptırdık. 1962 senesindeydi. Sonra bir sene imamlık yaptım Urfa merkezinde. Ardından da 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydımı yaptırdım. Tabii okula giderken sadece okul tahsiliyle yetinmiyorduk. Medreseye de devam ediyordum. Her gün sabahleyin okula gitmeden önce Arapça dersini almak için, sarf nahi derslerini almak için rahmetli Said Tekin hocamın yanına giderdim. Orada ders aldıktan sonra okula giderdim. Ondan sonra eve döner, sabahleyin almış olduğum Arapça dersi evde mütalaa ederdim. Sonra okulda verilmiş ödevler varsa onları okurdum. Yetmezmiş gibi akşamları bir de babam beni yine medreseye gönderirdi. Yatılı öğrenciler vardı medresede Urfa'da. Onlarla, ders arkadaşlarımla birlikte orada mütalaa yapardık geceleri. Ondan sonra geç saatte eve döner, istirahate çekilirdim. Hayatım hep böyle devam etti. Babam Abdullah Keskin, Urfa'da okur yazar olmayan ama dini, diyaneti seven, dinine bağlı, mütedeyyin bir insandı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne gideceğim zamanda da mali imkanları kısıtlı olduğu için yatılı okumamı tavsiye etti. Yatılıya da sınırlı sayıda öğrenciler alınıyordu. Ben kazanamama korkusuyla, o endişeyle tedirgin bir halde sınavlara gittim. Allah'a şükür o zaman 80 öğrenci alınacaktı. Yarısını yatılıya kaydedeceklerdi. Yarısı da gündüzlü okunacaktı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde. O zaman ikincilikle kazanma imkanı oldu. Cenab-ı Allah lütfetti. Yatılı olarak İslam Enstitüsü'nü okudum. Böylece 76 yılında mezun oldum ve Urfa'da stajyer müftü yardımcısı olarak göreve başladım. Emekli olmasına rağmen hala ilmi çalışmaları yapan, mesleğini seven, özverili bir hocadır.
Hocalıkta emekliliğin olmadığını savunuyor kendisi. Sürekli cep telefonu çalar, sorulara cevap verir, öğrenci yetiştirir. İşe olan sevgisi neden kaynaklanıyor tam olarak bilmiyorum. Dinle ilgili bir iş yapıyor olmasından mı bilmiyorum. Neticede hepimiz hani dindar insanız ama bu şekilde bağlı değiliz. Herhalde Allah vergisi bir şey olsa gerek. Yani böyle bir aşkı var yani. Mehmet Keskin Hoca'yla iki dönem Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptık. Daha yakın tanışıklığımız bu kurul üyeliği döneminde olmuştur. Mehmet Keskin Hoca hakikaten çok önemli bir değerdir. Geniş bilgi sahibi bir insandır, araştırmacı bir insandır, mütevazi bir hocamızdır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda çok önemli hizmetleri olmuştur. Samimi bir insandır. Kendisiyle mesai arkadaşlığı yaptığım için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum. Mehmet Keskin hocamı Din İşleri Yüksek Kurulu'na gelmeden önce çokça ismini duyuyordum, eserlerinden tanıyordum. 2013 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu'na gelince kendisini daha yakından tanıma imkanım oldu. Hem kendisinden özel dersler almak suretiyle istifade etmeye çalıştık uzman yardımcısı arkadaşlarımızla beraber. Hem de Mehmet Keskin hocamın benim yanımda özel bir yeri var çünkü uzmanlık tezimde benim danışmanımdı. İlmiyle, irfanıyla, yaşantısıyla, örnek kişiliğiyle mükemmel. Yani bir üniversiteye gitmeye gerek yok. Ondan çok şeyleri şahsım adına ve kuruldaki olan arkadaşlar örnek alınacak bir kişiliğe sahip insan. 2 yıl stajyer müftü yardımcılığı görevini sürdürürken Halil Güneş hocamız Allah selamet versin. O da İstanbul Haseki'de görev yaptığı için oranın müftüsüydü. Kadro geçici olarak boş olduğu için müftülüğe ben vekalet ediyordum il müftülüğüne. 2 yıl o şekilde görev yaptıktan sonra askere gittim. Ha bu arada Halil Güneş hocamdan da bahsetmek istiyorum. Urfa'da 1 yıl imamlık yapmıştım. İmam Hatip'i bitirdikten sonra imamlık yaparken bir gün müftülüğe uğradım. Müftü Bey'in kapısının önünden geçerken kapısı açıktı. Selam verip devam ettim ama 2 adım attıktan sonra arkadan Mehmet Efendi, Mehmet Efendi aynı bu şiveyle seslendi. Halil Güneş hocam dönüp buyurun hocam dedim. Gel bakayım dedi içeriye. Yanına girdim, eline eğildim. Oturttu beni. Sen ne yapıyorsun dedi. Dedim ben imamlık yapıyorum hocam bildiğiniz gibi. Biliyorum dedi. 5 vakit namaz kıldırmaktan başka ne iş yapıyorsun onu soruyorum sana dedi. Sabahları Said Tekin hocaya gidiyorum. Ondan nahvi dersleri alıyorum dedim Arapça. Güzel dedi. Hangi kitapları okuyorsun? İşte o zaman söyledim. İzhar kitabını okuyoruz hocam dedim. Yanında varmış meğer. Açtı. Oku bakayım dedi şuradan. Biliriz. 2 satır okuduktan sonra tamam dedi. Yarın sen işte Molla Camii getir. Mantıktan da Mughni Tullab kitabını getir. Seninle biz de biraz okuyalım dedim. Demek ki okuyuşunu beğenmiş. Yanında 1 yıl kadar okudum. İstifade ettim. Allah selamet versin, sağlık, afiyet versin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. La yuriduna uluven fil ardı ve la fesaden vel aqibetu lil muttaqin.
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات illa ma kanu ya'malun innellezî farada aleykel qur'âne leradduke ilâ ma'ad قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Sürekli yazan, çeviriler yapan, yaptığı çalışmalarla da ilim hayatına önemli katkıda bulunan Mehmet Keskin Hoca, kendinden sonra gelenlere de ilham olmaya devam ediyor. Şu an 68 yaşında, Allah daha uzun ve sağlıklı ömür verir inşallah. Halen sabah kalkar 8 gibi, sporunu yapar, Kur'an-ı Kerim'ini okur, ardından çalışmaya başlar ta akşam ezanına kadar. Evladı olduğum için de söylemiyorum. Geçenlerde dedim ki artık ben hangi kitap senin çevirindir, hangisi senin kendi eserindir baba lütfen dedim kitaplıkta kendine ayrı bir yer yap da bilirim neyin ne olduğunu. Tercümelerinin ciltler dolusu olduğunu biliyorum ama şu anda sorarsanız tek tek açıkçası sayamam. Tercümeleri yazarak yapardı teksir kağıtlarına. Hatırlarım gece saat 3'lere bazen sabah ezanlarına kadar çalışmalarına devam ederdi. Ben de o sıralar hani derslerimi falan yaparken zorlanırdım. Hani bir an önce bitse de kurtulsam falan modunda olurdum. Babam aklıma gelirdi. Hani bak baban nasıl çalışıyor? Sen de onu örnek almalısın. Türkiye'de ilk olarak belki Büyük Şafii İlim Hali'ni yazan Halil Güneş hocamızdır. Ondan sonra Mehmet Keskin hocamızın Büyük Şafii İlim Hali meşhurdur. Son yıllarda da başkanlığımız tarafından basılan iki ciltlik Şafii Fıkhı adlı eseri gerçekten zikredilmeye değer bir kitaptır. Mehmet Keskin hocam deyince yani ilmi yönüyle, birikim yönüyle gerçekten dolu dolu bir hoca ama sadece bilgi yığını değil, ilmiyle beraber, ilmiyle amel eden, ihlaslı, samimi ve mütevazi olmak kişiliği bence ön planda olan bir hocamızdır. Dört fıkıh meselesini vakfına, Şafii, Hanefi, Maliki zaten ilmihali da yazan bir insan, mükemmel bir insan. Bir de var ya mütevazi bir insan. Görevinde sorumluluk sahibi, disiplinli, çalışkan olan Mehmet Keskin Hoca, yurdun değişik yerlerinde vaizlik, müftü yardımcılığı, müftülük görevlerini eksiksiz olarak yerine getirir. Onun bu başarısı Diyanet İşleri Başkanlığı'nca takdir edilir ve başkanlık tarafından Din İşleri Yüksek Kurul üyeliğine aday gösterilir. Yüksek Kurul üyeliğine seçilen Keskin Hoca bu görevi 14 yıl boyunca devam ettirir. En son 2 yılda başkanlık vaizi görevinde bulunarak emekli olur. Urfa'da stajyer müftü yardımcılığı yaptıktan sonra askere gittim. Askerliğimi işte yedek subay olarak yapma imkanını bulduk. Ondan sonra yine mesleğe döndük. Mardin'in Savur ilçesinde. Önce vaizlik, sonra aynı yerde müftülük yaptım. 1988 senesinde de Ahlat ilçe müftülüğüne
tayin edildim. Orada da 2 yıl bir süreyle görev yaptım. 90 yılında Bilecik müftü yardımcılığına atandım. Sonra Kızıltepe, Mardin'in Kızıltepe ilçesine tayin edildim. Orada da uzun bir süre o terörün azmış olduğu bir dönemde 91-95 yılları arasında görev yaptım. Her gün çarşı, pazar kapanırdı, çatışmalar olurdu. O ortamda görev yapmaya çalıştık. Tabii din görevlisi kardeşlerimiz o tehlikeli ortamdan çekindikleri için özellikle geceleri camiye gitmez olmuşlardı. Görev yapamıyorlardı, korkuyorlardı haklı olarak. Çünkü birkaç din görevlisi kardeşimizi şehit ettiler. Ama halk da tedirgin oluyordu camilerde. Ezan sesi gelmemeye başladı geceleri. Şikayetler oldu, rahatsızlık oldu. Tabii ben işi sıkı tutmak için görevli arkadaşları topladım. Bundan sonra her sabah, her yatsı namazında ben camileri bizzat dolaşacağım. Göreve gelmeyen olursa gereğini yapacağım dedim. Ondan sonra da çıktım dolaşmaya. Hiç unutmam, bir sabah namazında müftülüğün arabasını kendim kullanıyorum, dolaşıyorum camileri. Kızıltepe'nin meşhur dört yol kavşağı denilen bir yerden geçerken, mevsimde kış, camlar buz tutmuş, buharlanmış, dışarıyı tam göremiyorum. Meğer o esnada bir grup polis düdük çalmışlar, duymamışım durdurmak için. Baktım karşıma geçtiler, silahları doğrulttular. Durdum tabii haliyle. Pencereyi açıyorum yavaş yavaş. İn aşağı falan dediler. Kimi indiriyorsunuz dedim. Niçin indiriyorsunuz? Birisi başını camdan içeriye sokunca beni tanıdı. Ya hocam dedi ya. Allah korusun neredeyse sizi vuracaktık dedi durmayınca. Yani az kalsın vuracaklarmış bizi. Öyle bir sıkıntılı dönemde görev yapmış olduk orada. Daha sonra başkanlığımız münasip gördü. 1995 yılında beni Bingöl İl Müftülüğü'ne tayin ettiler. 5,5 yıl kadar görev yaptıktan sonra 2000 senesinin Mayıs ayında kurul seçimleri olacaktı, üyelik seçimleri olacaktı. Ben içimden arzu etmiştim ama doğrusu kendimi o göreve layık görmediğim için müracaat etmedim. Tam seçime 2-3 gün kala bir toplantı yapıldı Ankara'da, müftüler semineri, il müftüleri semineri düzenlenmişti. Seçimden 2-3 gün önce gittik tabii oraya. İlk gün seminer toplantıları yapıldı. Akşama doğru bazı arkadaşlar, müftü arkadaşlar dediler, ya Mehmet Hoca hiç haberimiz yok, sen kurul üyeliğine müracaat etmişsin, seçimlere girecekmişsin. Şaşırdım. Ne seçimi, ne müracaatı, neden bahsediyorsunuz? Benim hiçbir şeyden haberim yok dedim. Kalktım Nuri Bey'in yanına, Nuri Yılmaz hocamızın yanına, o zamanın Diyanet İşleri Başkanı. Hocam dedim, arkadaşlar böyle bir şey söylüyorlar, ben müracaat etmedim. Şaşkın şaşkın soruyorum, gülümsedi. Dedim, bizim re'sen aday gösterme yetkimiz var. Seni aday gösterdik kurul seçimleri için. O zaman takdir etmişler, demek ki uygun görmüşler. Sevindim, benim için şereftir dedim hocam ama gerçekten ben kendimi bu göreve layık görmüyorum dedim. Sağ olsun işte iltifat ettiler o zaman. 2 gün sonra da seçim yapıldı. Nasip oldu, Cenab-ı Allah takdir buyurmuş demek ki. 2001 yılında da gelip burada göreve başladık o zaman. 2001 24 Nisan tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu'nda birinci dönem görevime başladım. 7 yıllık bir hizmet süresi sonunda görev haliyle sona eriyordu. O sırada dediler ki seni başka yere göndermeyeceğiz, burada kal, başkanlık vaizi olarak seni görevlendiriyoruz dediler. İkinci dönemde de arkadaşlar senin üzerinde ittifak etmişler dediler o zaman yetkilileri, hocalarımız. Böylece 2 dönem yani 14 yıl müddetle kurul üyeliği yapma şerefini Cenab-ı Allah bize bahşetmiş oldu. Kurulda her 2 dönemde de ben dini soruları cevaplandırma komisyonunda hizmet ettim.
Halil Altuntaş hocamızla, İbrahim Paşacı, Abdullah Ayan, son dönemde de Zeki Sayar Hoca, Muhlis Altun Akar Hoca, bunlarla birlikte Mehmet Can Bulat, bunlarla birlikte dini soruları cevaplandırma komisyonunda hizmet etme imkanını bulduk. Hocanın telefonu aşağı yukarı günün her saati açıktır. Memleketin her tarafından hocaya fetvalar sorulur, onlara cevap verir. Hoca müracaat insanıdır. Bizim bir meselede, dini bir meselede tereddüt ettiğimizde hakikaten ilk defa istişare ettiğimiz hocalarımızın başında Mehmet Keskin hocamız gelir. Mehmet Keskin hocaya baktığımızda hoca İslami ilimlerin aşağı yukarı her alanında söz söyleyecek bir hocamızdır. Din adamının emeklisinin olamayacağını kendi yaşantısıyla gösteren Mehmet Keskin Hoca, tercüme faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gündemiyle de yakından ilgilenen Mehmet Hoca, gerçek Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'i rehber edinip, Peygamber'in sünnetine sahip çıkılarak yaşanacağını belirtiyor. Elhamdülillah, Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ne olsun, çalışıyoruz işte hocam. Benim emekliliğim olmadı. Emekliliğe göre, vazifeye göre daha çok çalışır duruma geldim yani şimdi. Bari denir ki hocanın emekliliği olmaz. Öyle, evet hocam. Belki resmiyetten ayrılmak falan. Öyle oldu zaten bizimki de. Keşmir'i nasıl gidiyor hocam? Allah'ın lütuf ve inayetiyle birinci cildin epey, üçte ikisi gitti hemen hemen. İnşallah bir aya, bir buçuk aya birinci cilt biter. İnşallah abim. Cenab-ı Allah lütfederse. Allah razı olsun. Siz ne yapıyorsunuz kurulda hocam? Vallahi nelerle uğraşıyorsunuz bu son zamanlarda? Gündeminizde neler var? Hocam, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun gündeminde bu dijital ortamda, hani sosyal medya ile ilgili yapılan şeyler önem kazandı. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nda malum bir daire başkanlığı oluşturuldu. Kurul da bu konularda neler yapabilir? Bununla ilgili müzakereler var. Hocam, bu Kur'an sünnet bütünlüğünü yani ayırırsa, Kur'an'ı bir tarafa, sünneti bir tarafa, sünneti devre dışı edersek, yani biz Kur'an-ı Kerim'le yalnız olarak İslami hayatı nasıl yaşayabileceğiz? Ben onu merak ediyorum. Kur'an-ı Kerim işin özünü bize vermiş ama detayları en büyük müfessir olan, yaşayan Kur'an olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize vermiş. Bunu sünneti Resulullah'ı devre dışı edersek demek ki İslamiyet'i yaşayamayacağız o zaman. Siz ne dersiniz? Hocam, bir sünnet Kur'an'daki hükümleri teyit eder. Açıkla. Evet. Mesela namaz Kur'an'da var. Sünnet de Peygamberimiz de namazın farziyetini hem yaşantısıyla, evet, hem de sözleriyle. Sonra sünnet Kur'an'da olan bir hükmü beyan eder. Elbette. Yani Kur'an'da olan mutlak bir hükmü takyid eder. Bu Kur'an bize yeter diyen bir takım kardeşler, insanlar, yani Kur'an'dan kendi anladıklarını Kur'an kabul ediyorlar. Yani o öyle hocam. Yani şimdi bu Hindistan menşeli olan bir cereyan bu. Yani Kur'aniyun dedikleri bir cereyan, bir akım. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam 14 asır evvel ya. Hocam. La ara ahadakum muttakiyan ala ariketihi ve yekulu nahnu bi kitabillahi nektefi. Biz sizden birinizi koltuğuna yaslanmış vaziyette görmeyeyim ki biz Allah'ın kitabıyla yetiniriz dediğini görmeyeyim diyor. Sakın ha böyle bir şey demeyin diyor. Resulullah bu kadar sarih bir şekilde bizleri uyarmışken nasıl cüret ediyoruz da Kur'an bize yeter, sünnetle işimiz yok der gibi. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir Müslümanlıktır? Bu kadar açık uyarıya rağmen. Hani uyarı olmasa anlarım, belki insanlar der ki ya tamam Kur'an bize yeter. Ama Efendimizin karşı uyarısı var buna. Zaten işte Din İşleri Yüksek Kurulu bu konularda, toplumda oluşan, bu zihinlerde oluşan hakikaten olumsuzlukları bertaraf etmek için bu kavramlar üzerinde bir çalışma yapıyor hocam. Evet. Sormuştunuz ya kurulun gündemi. İşte uzman sayısı da arttı. Bundan sonra daha yoğun olacak. İnşallah daha verimli faaliyetler icra edilir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim hocam.
nadir hocalardan, gerçekten mesleğini severek yapanlardan ve ardında öğrenci bırakmak isteyen, yani yetiştirilmiş bir nesil bırakmak isteyenlerden. Keşke hepimiz böyle olsak, böyle insanların sayısı fazla olsa. Bir hoca samimi bir insandır, mütevazidir. Yani tam ilim ehlinde bulunması gereken özellikler Mehmet Keskin hocamızda vardır. Şöhret derdi olmayan biri, samimi biridir. Kendisine sorulsa kimlere ders verdiniz, kimleri yetiştirdiniz? İnanıyorum ki herhangi bir isim saymaz. Der ki ya ben de ilim talebesiyim, kimseye yetiştirdiğim falan yok. İlim irfan sahibi bir insan, donanımlı bir insan, dolu bir insan. Ondan istifade etmemek var ya, mümkün değil. Bir de hoş sohbetli bir insan. Böyle alçak gönüllü bir insan. Yani ilim onda var ya bütünleşmiş, ilimle bütünleşmiş bir insan. Ona hayran olmamak mümkün değil. O kadar söyleyeyim ben. Amin. Allah'ım sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı, şekvamızı ancak sana arz eder, sana yöneltiriz. İhtiyaçlarımızı sana yöneltir, sana arz ederiz. Allah'ım sen Erhamur Rahim'insin. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı sen bilirsin. Bu sıkıntılarımızı sen gider ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz hali, salgınları, sıkıntıları, hastalıkları sana arz ediyoruz. Ümmet-i Muhammed'i bela ve musibetlerden, salgınlardan, hastalıklardan sen koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin dininin neşv-i neması için, Ümmet-i Muhammed'in güçlenmesi için, din-i mübini İslam'ın yücelmesi için canını fedadan çekinmeyen, bu uğurda kanlarını döken şehitlerimize sen rahmetinle muamele eyle, gazilerimize sen sağlık ve selametler, uzun ömürler nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi halimizi sana arz ediyor, senden dualarımıza icabet etmeni diliyoruz. Dualara icabet edecek olan ancak sensin ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.